Dostum, bu video her şeyi yeşil renkte görmenizi sağlayacak. Aynen, bu kesinlikle doğru. Bu video, etrafınızdaki her şeyi kelimenin tam anlamıyla yeşile çevirebilecek bir numaram var. Evet dostum, bu numara %100 herkeste çalışıyor. Peki bunu deneyimlemeye hazır mısın? Şu hediye kutulardan bir tanesini seçebilir misin? Ama çıkanı yapacaksın söz mü dostum? Evet dostum, şimdi çıkanı yapar mısın? Sana ne çıktı yorumlara yaz. Tamamdır dostum. Şu anda ekranımızda bir sürü kaplumbağa var gibi görünüyor ama göründüğü gibi değil. Bu fotoğrafın bir yerine gizlenmiş bir yılan var. Onu bulmaya çalışın, size 15 saniye vereceğim. Eğer yılanı bulabilirseniz nerede olduğunu yorumlara yazmayı unutmayın. Evet, yılan aslında tam buradaydı. Bulabildiniz mi yoksa çok mu zordu? Evet, şu anda ekranımızda sadece rastgele siyah beyaz çizgiler varmış gibi görünüyor ama aslında burada saklı bir şey var. Eğer gerçekten başınızı sağa sola sallarsanız bu siyah beyaz çizgilerin içindeki gizli şeyi görebilirsiniz. Gördüğünüz şeyi yorumlara yazın, sonrasında cevabı açıklayacağım. Tamam dostlar, aslında bu çizgilerin ardında saklı olan şey Pikachu'ydu. Bunu kimler görebildi? Evet, şimdi bu siyah dairenin içinde 3 tane gizli sayı var. Bu 3 sayının hangi sayılar olduğunu yorumlara yazmalısın. Tamam dostlar, bu fotoğrafta gizli olan 3 sayı 0, 8 ve 6 idi. Şu anda bunlar sadece öylece normal bayanlar gibi görünüyorlar. Ama bunu düz şekile getirince ne kadar ilginç bir görüntü olduğunu göreceksiniz. Bu da ne böyle, sizce de çok ürkütücü ve ilginç değil mi? Bunun cidden nasıl olduğunu anlam veremiyorum. Evet, şimdi Sünger Bob'un bu iki resmi arasındaki farkı bulmanız ve ne olduğunu yorumlara yazmalısınız. Eğer çok ama çok dikkatli baktıysanız bulmuş olabilirsiniz. Fark kirpikleriydi. Soldakinde 6 kirpik varken sağdakinde bir özünde bir kirpik eksik. İşte bu çok eğlenceli bir meydan okuma. Ekranımızda kediye benzeyen çılgın bir şey var. Bu şeyi gözlerinizi tekrar tekrar hızlı bir şekilde kırparsanız kedi hareket ediyormuş gibi görünecek. Şimdi size denemeniz için süre veriyorum. Şu anda ben de deniyorum. Çok eğlenceli ve ilginç. Sizde de hareket etti mi yorumlara yazın. Şimdi işte bu dönen maskemiz var. Evet, kabul ediyorum, biraz korkunç görünüyor. Şimdi bu maske pek çok insanı kandırıyor çünkü onun gerçekten hangi yöne döndüğünü kimse anlayamıyor. Bazı insanlar sağa doğru döndüğünü söylerken bazıları sola doğru döndüğünü söylüyor. Peki siz nasıl görüyorsunuz, yorumlara yazın bakalım. Şahsen ben iki yöne döndüğünü de görebiliyorum, bu yüzden dikkatli bakın. Şu anda burada ormandaymışız gibi görünüyor ve bazı çalılarımız falan var ama daha yakından bakın, bir şey fark edeceksiniz. Ne gördüğünüzü aşağıya yorumlara yazın, sonrasında cevabı açıklayacağım. Arkadaşlar, eğer hala göremediyseniz, işte tam burada gizli bir örümcek var. Evet dostlar, bu fotoğrafı ilk gördüğünüzde bir aslan mı gördüğünüz yoksa bir maymun mu? Yorumlara yazın. Yoksa ikisini birden mi gördünüz? İlk önce maymunu gördüyseniz bu çok benzersiz bir gözünüz olduğu anlamına gelir ama eğer aslanı ilk önce gördüyseniz bu çok şiddetli olduğunuzu ve saldırmayı sevdiğiniz anlamına gelir. İlk gördüğünüz şeyi aşağıya yorumlara yazın. Evet, şimdi bu bayan ikiye bölünmüş durumda ve onu tekrar bir getirmemiz gerekiyor. Burnunuzu kırmızı noktaya yerleştirmenizi istiyorum ve daha sonra kadın tekrardan eski haline dönecek ve birleşecektir. Hadi şimdi bunu kendiniz deneyin bakalım. Evet dostlar, buradaki aslında bir kuş değil, size karşı %100 dürüst olacağım. Kuşu görüyorum ama görünüşe göre bu görüntünün içinde başka bir şey gizli. O gizli şeyi bulmaya çalışın ve ne olduğunu yorumlara yazın, sonrasında cevabı açıklayacağım.
Evet dostlar, aslında bu bir kadın ve kadının bacağı da tam olarak kuşun tüyü kısmına bakarsanız muhtemelen kadını görebilirsiniz. Evet, bu resimde sadece zikzak çizgi var gibi görünüyor ama aslında bu resmin içinde gizlenmiş bir hayvan var. Bunu şu anda göremiyor olabilirsin, bu çok normal, rahatlıkla görmek için resme biraz uzaktan bakmalısınız. Bu resimdeki hayvanın hangi hayvan olduğunu bulup yorumlara yazmayı unutmayın. Bu yuvarlak daireler arasında saklı bir harf var, onu görebiliyor musun? Eğer görebiliyorsan hangi harf olduğunu yorumlara yaz, birazdan cevabı açıklayacağım. Tamamdır dostum, saklı harf F harfiydi. Bu iki fotoğraf arasındaki farkları görebiliyor musunuz? Görebiliyorsanız farkları yorumlara yazmayı unutmayın. Evet dostum, fark sadece saatlerdi, siz bulabilmiş miydiniz? Bu iki fotoğraf arasındaki farkı sadece dahiler ve kartal gözlüler görebilir. Bu bir öncekinden daha zor. Farkı bulabilirseniz ne olduğunu yorumlara yazın. Pekala dostum, bu iki fotoğraftaki fark soldaki fotoğraftaki yol tabelasındaki S harfiydi. Bu inanılmaz derecede zordu değil mi? Bu resim birçok kişinin kafasını karıştırdı. Biraz zaman ayırmalı ve bu resme dikkatlice bakmalısınız. Sonrasında kızın suyun üstünde mi yoksa altında mı olduğunu yorumlara yazın. Cevabı açıklayacağım. Evet dostlar, bu kız aslında suyun üstünde. Ayaklarına bakarak onun suyun üstünde olduğunu rahatlıkla anlayabiliriz. Bunu doğru yaptınız mı yoksa çok mu zordu? Şimdi burada gözlerinizi test edecek bir resim daha var. Bu iki resme bir bakın ve aralarındaki farkı bulmaya çalışın. Bulabilirseniz hemen yorumlara yazmayı unutmayın. Evet dostlar, bence bu oldukça kolaydı. Sol resimde ay yok fakat sağ resimde ay var, farkımız buydu. Fakat çoğu insanın bilemiyor. Doğru anlayamasanız da izlemeye devam edin çünkü video ilerledikçe bunlar daha da zorlaşacak. Bu fotoğraf görme yeteneğinizi test edecek. Bu fotoğrafta gizlenmiş bazı daireler var, onları bulup kaç tane gizli daire olduğunu yorumlara yazabilir misin? Tamam dostum, bu fotoğrafta tamı tamına 4 tane gizlenmiş daire vardı. Hepsini buldunuz mu, yoksa çok mu zordu? Şimdi, 3, 2, 1. Sadece bu görüntünün ortasındaki siyah noktaya bakın. Birkaç saniye daha bakmaya devam et. Şimdi hızlı etrafınıza bakın ve birçok kez göz kırpın. Etrafındaki her şeyi yeşil gördün mü? Yorumlar.